Yani bizim fiyatlarımız ortalama 50 kiloluk torba şeker fiyatlarımız 300 lira seviyesindeyken Türk Şeker 212 lira fiyattan satmaya devam etti. Böyle olunca da bütün sanayici, imalatçı, tüccar, toptancı ve perakendeci hepsi Türk Şeker'e yöneldiler. Ucuz şeker almaya yöneldiler. Türk Şeker piyasanın bu ihtiyacını karşılayamadı. Karşılayamayınca raflarda bir boşalma meydana geldi. Kasım'ın ortalarında bu yaşandı. Öyle olunca bir panik oluştu. Bu paniğin sonucunda Türk Şeker dedi ki ben sanayiye, imalatçıya, işte tüccara, toptancıya şeker satmıyorum, sadece perakendeye satıyorum dedi. Perakendeye ucuz şeker, raf garantili şeker satmaya başladı. Sanayiciler oradan Türk Şeker'den şeker alamayınca bu sefer onlar da bir panik yaşamaya başladılar. Ve özel sektör fabrikalarıyla kooperatif fabrikalarına anormal bir şekilde talepte bulundular. Bir an önce ihtiyaçlarını karşılamak için ve bunun sonucunda da fiyatlar tırmanmaya başladı. O arada Türk Şeker de zaten %25 bir zam yapmıştı. Ve bütün bunların sonucunda bir kaos meydana geldi ve fiyatlar anormal bir şekilde yükselmeye başladı. Affedersiniz. Biz Kayseri Şeker olarak sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kuruluşuz. Yani zararına satış yapılmasını istemediğimiz gibi fahiş bir karla şeker satmak gibi bir anlayışımız da yok. Biz bu ülkenin milli bir kuruluşuyuz. Bu milli kuruluş içerisinde şeker sektöründe de sağlıklı bir zeminde fiyat düzenlemelerinin yapılması ve ihtiyacın hem üretilmesi hem de karşılanması anlayışındayız. Bu çerçevede fiyatları belli bir seviyede tutmaya çalıştık. Torba fiyatlarını biz en son 570 TL üzerinden satmaya devam ettik. Ama bizim şekerimiz artık bağlantılarımız yapıldı. Sanayi kuruluşlarıyla bizim sürekli sadık müşterilerimiz var. Onların sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında sözleşme yaptık. Bağlantıları yaptıktan sonra bizim satılacak şekerimizin kalmadığı anlaşılınca fiyatlar bu sefer tırmanmaya başladı. 3 günde, 5 günde, 1 haftada 50-50 fiyatlar yükselmeye başladı. Yani 570-600 lira oldu, 3 gün sonra 650 lira oldu, 5 gün sonra 700 lira oldu, sonra 750 lira oldu. Son zamanlarda 800 lirayı duymaya başladık. Bu biraz çok fahiş bir rakam, kabul edilebilir bir rakam değil. Yani fırsatçılık gerekmiyor. Tabii spekülasyon yapanlara karşı devletimiz gereken tedbiri alacaktır. Buna inanıyoruz. Bu çerçevede zaten Ticaret Bakanlığımız incelemeler başlattı. 15 gün önce inceleme yapmıştı. Tekrardan bu incelemeleri başlattı. Bunu biz olumlu görüyoruz. Sektörün belli bir ciddiyet ve disiplin içerisinde işini sürdürmesi açısından olumlu görüyoruz. Onun dışında Tarım Bakanlığımız da yine kamuoyunu rahatlatacak bazı değerlendirmeler, açıklamalar yapıyor. Bu değerlendirmeler çerçevesinde geçtiğimiz kampanya döneminde fazla üretimi olmadı. C şekeri üretimi fazla olmadı. 50 bin ton civarında oldu. Tarihinde ilk defa Tarım Bakanlığımız önceki gün açıklama yaptı. C şekerin A şekeri gibi yurt içi satışına izin verdi. Bu da yani piyasa için aslında atılmış olumlu bir adımdı. Muhtemelen yakın bir zaman içerisinde B şekerin satışı da gündeme gelebilir. 131 bin ton B şekeri var Türkiye'de, emniyet stoku. Bunun da satışını Tarım Bakanlığımız izin verebilir. Böylece piyasa birazcık dengeye gelir ümidindeyiz. Ama asıl dengeyi sağlayacak olan şu anda sanayicilerin ihtiyacı karşılandı. Onların Ağustos sonuna kadar, hatta Eylül'ün 15'ine kadar çok fazla şeker ihtiyacının olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Perakendeciye zaten Türk Şeker veriyor bir şekilde. Orada da bir denge oluştu. Burada problemi yaşayan küçük imalatçılar, esnafımız, Türk Şeker'in elinde, bizim hesaplarımıza göre, doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bizim hesaplarımıza göre 300-350 bin ton şeker var. İmalatçıların ihtiyacının da karşılanması halinde, onlara da şeker satışına müsaade edilmesi halinde piyasanın normalleşeceği kanaatindeyim. Dün de yine Tarım Bakanlığımız bir açıklama yaparak Türk Şeker'in imalatçılara da şeker satacağını ilan etti. Böylece piyasa bir dengeye geldiği kanaatindeyim. Nitekim işte bakanlıklarımızın bu ilgisi ve müdahalesinin sonucunda 800 liralık torba fiyatları 575-600 seviyesine kadar geriledi.
Burada bir dengeye oturdu. Bu makul bir rakam. Çünkü fabrikalarında faaliyetlerini sürdürebilmesi için belli bir ölçüde kar etmeleri lazım. Şimdi işte çiftçilerimizle sohbet ediyoruz. Gübre 4 kat artmış. İşte mazot neredeyse ona yakın artmış. Elektrik fiyatları aynı şekilde artmış. Şimdi bu çiftçilerin bu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ek kaynaklara ihtiyaç var. Kayseri Şeker ve diğer kuruluşlar önceden para harcayarak, çiftçinin ihtiyaçlarını önceden temin ederek üretim yaptırıyorlar. Dolayısıyla bu üretimi sağlayabilmek için bir kaynak ihtiyacı var. Bu da yani zarar ederek bu kaynak oluşmaz. Fabrikalarını belli ölçüde kar etmeleri lazım. Şimdi bu oluşan 575-600 liralık 50 kilo torba satış fiyatları makul fiyatlar. Ama bu bugün için makul. Önümüzdeki kampanya döneminden itibaren bu seviyede olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen tonu 14-15 bin seviyesine gelebilir. Pancar taban fiyatlarını belirledik biz. 1000 lira gibi belirledik. Bu primlerle ya da ilave artışlarla inşallah olmaz ama ilave artışlarla yani 1100 liraya ya da üzerine çıkabilir. Öyle olursa pancar şekerinin 1 kilo pancar 1 ton pancar şekerinin üretim maliyeti aşağı yukarı 13 bin liraya kadar çıkabilir. 12.500-13 bin liraya kadar çıkabilir. Dolayısıyla az biraz da kar konulacak olursa 14-15 bin liraya Eylül'den itibaren satılabilir. Kanaatindeyim. Tabii bunların dengede gitmesinin yolu üretimden geçiyor. Üretimin sağlıklı bir zeminde yürümesinden geçiyor. Üretimin başarılı olmasından geçiyor. Üretimin başarılı olabilmesi için, ülkenin ihtiyacının karşılanabilmesi için, ki bugün vazgeçilmez bir durum bu. Türkiye'nin ihtiyacını biz kendimiz üretemezsek, karşılayamazsak yurt dışından, dünyadan bunu temin etme imkanımız yok. Takip edin, bütün dünya şeker satışını yasakladı. Onun için biz kendi ihtiyacımızı üretmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de çiftçimizin hem ihtiyacını karşılamak, hem elinden tutmak, hem onu yönlendirmek, hem de yönetmek durumundayız. Kayseri Şeker olarak bugüne kadar olduğu gibi bugün de bunu en iyi seviyede yapan kuruluş biziz. Bu iddiamızı sürdürüyoruz. Bu manada hem çiftçimizin elinden tutuyoruz hem de başkalarına da örnek oluyoruz. Onlar da bakıyorum bu sene Kayseri Şeker'in yaptığı uygulamalarının benzerlerini çiftçilerine yapmaya başladılar. Bu da sevindirici bir gelişme. Yani biz çiftçimizle beraber Allah'ın izniyle bizim üzerimize düşen görevi hakkıyla, layıkıyla bu sene de gerçekleştireceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Havalar biraz düzelsin, toprak tavana gelsin, tohumlar toprakla buluşmaya başlasın diye heyecanla bekliyoruz. Allah devletimize öncelikle, şirketimize zeval vermesin. Bereketli ağız tadıyla bu üretim dönemi de başlamayı ve sonuçlandırmayı nasip eylesin diyorum.